Agalarım, herkese selamlar. 27 ve 28 Ağustos, Salı ve Çarşamba iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 8 adet mücadelem var, ideal ve yüksek oranlardan bahsedeceğim. Son videolar çok güzel beğeni, yorum ve desteğe geldiği için ve pazar videosunda sizlere vermiş olduğumuz kombin geldi. Artı 500'ün üzerinde beğeni geleceğini düşünerekten de bu videoda sizlere bir adet de ideal kupon vereceğim. Bilginize, 2 günlük bir kupon olacak. O yüzden zaten videonun sonuna direkt görselini de koyacağım. Şimdi 8 tane maçımız var. Sizlerden ricamız atlamadan izlemenizdir. Ricamdır özellikle başları. Çünkü bambaşka seviyeli bir kazanç elde ettiğimizi belirtelim. Öncelikle skor yarışmasıyla başlayalım. Agalar'ın 2 günlük bir video olduğundan Galatasaray ve Karabağ maçları var. Hem Galatasaray hem de Azerbaycan'ı değerlendirdik burada. Dedik ki Galatasaray Young Boys maç skorunu olur bilen 3 kişiyi bundan. Karabağ Dinamo Zagreb maç skorunu olur bilen 3 kişiyle bundan. Toplamda 6 kişiyi gruplarımızla misafir edelim dedik. Daha önce yapmış olduğumuz skor yarışmalarında kazanan Cumartesi'den Brighton maçından Metin, Mehmet Kılıç, Bülent Ercan isimli arkadaşımız Fenerbahçe maç skorunu bilen olmamış. Bu skor bilenler ve gruplarımıza katılmak isteyen arkadaşlar varsa özellikle WhatsApp gruplarımıza her türlü soru görüşüleri de arkadaşlar ekranda gördüğünüz WhatsApp numarasındandır. Açıklamada linki var, yorumlarda linki var bilgi için, soru için, görüş için, eleştiri için de bu numaradan benimle iletişim kurabilirsiniz. Sizlere vermiş olduğumuz YouTube'da bir kombine vardı. Pazar videosunda. Cumartesi'ye vermedim zaten. Neydi o? Fenerbahçe'nin atacağı 2 gol. 1.62 gibi orandan. Atletico Madrid'in de kendi evini atacağı 2 gol. Çok güzel maçlar oldu. İkisi de çok rahat geldi. Biri 5-0, biri 2-0. Atletico Madrid'de Lorente inanılmaz bir gol attı. Muazzam. Fenerbahçe de çok rahat bir galibiyet aldı. Tebrikler. Dediğim gibi artı 500 beğeni gelirse devam edecek. Bu videoda sizlere vereceğim. Agalarım. Misli seviyesinde cumartesi bambaşka. Şöyle ekrana oturayım ben de anlatayım. Öncelikle en güvendiğim maç benim Fulham mücadelesiydi. Fulham'ın bir yarıyı kazanırıydı. Fulham um maçı kazandı. Yasalda 1.37 Avrupa'da 1.40 kaldı oranı vardı. 5.000 misli olarak değerlendirdim. Bir de sahada gördüğünüz yüksek, yüksek misli Avrupa var. Crystal Palace maçı maç sonu 1.5 küs. Milan maç sonu buçuk küs. İster maç sonu 1.5 Avrupa'da 1.74 oran 5.000 TL'de bunu değerlendirdik. Geçtim. Pazara geçelim aga. Pazar günü de 7000 TL 3500 TL olarak değerlendim. solda gördüğünüz yasal olarak verilen Fenerbahçe bir yarıyı kazanır. bir mi 1.33 mi oranı vardı. Liverpool maçında da ilk yarı bir gol. 1.49 yasal oranı var. 1.66 Avrupa oranı var. Sağda gördüğünüz Avrupacılar için Liverpool maçı mat sonu 1.5 üst. Atletico Madrid maçı mat sonu 1.5 üst. Fenerbahçe'nin atacağı bir gol 7000 TL 1.50. Yani en güvenli maçlar buydu. Değerlendim 7000-3500 TL'nin etki elde ettik mi ettik. Sadece onlar değil misli seviyesinde canlı maçlar da vardı. Napoli'nin bir golü aga. Mistel'e bin TL baskı aldık. Roma'nın bir golü. Dakika 83'te mi geldi? Attık geldi. Mistel'e 4 tane canlı yaptım. Hepsi geldi zaten. Onu geçtim. Yüksek misle bu kadar kazandık ne kadar kazandık? Aga şöyle ekranda bak 23 Ağustos'tan itibaren gün gün yazıyorum. 23 Ağustos'ta yüksek mislinin kasası eksi 300 TL'ymiş. 24 Ağustos'ta artı 4900 TL kazanmışız. 25 Ağustos'ta da artı 8060 TL kazanmışız. Yani sadece Hafta sonu gruplarımız olsaydınız misli seviyesinde kazanacağınız miktar benim kendi önermiş olduğum kasaba göre artı 12.960 TL net kar yapacaktınız bak. Sadece benim önermiş olduğum o miktarlara göre. Bu yüzden misli seviyesinde en güvenli maçları genellikle Avrupa'da yaşayanlar vesaire oluyor zaten. Oradan sadece 12.960 TL net kar elde ettiğimizde belirtelim. Geçtim. Onlar bir kenara zaten normal gruplarımızda Canlı olarak devam ediyoruz. İzle 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 izlemiş olduğumuz maçlardan canlı olarak sürekli değerlendirdik. Ona geçtim. Ekranda gördüğünüz de ücretsiz Telegram kanalımızdır Aga. Kangatürk ücretsiz diyerekten de açıklama ve yorumlar kısmında linki var. Burası ücretsizdir katılım. Buraya da katılım sağlayabilirsiniz. Ara ara tercihlerden de buradan da faydalandığınızı bildirelim. Ücretsiz Telegram kanalıdır ve başlayalım. Sizlerden ricamız dediğim gibi artı 500'ün üstünde bir beğenidir aga. Beğeniler geldi takdirde ve en azından emeğine sağlık yorumu da bizler için yeterli olacaktır. Maçlarımız güzel. 8 tane maçımız var. Herkese bol şanslar. Önce Galatasaray maçıyla başlayalım. Galatasaray ilk mücadele 3-2 mağlup oldu. Eğer 2-2'lik bir, 2 -2 bir beraberlikle gelseydi çok daha iyi olacaktı. Fakat son dakika penaltılar vesaire derken Galatasaray tarafında eksik isimler de var. Abdülkerim olmayacak. Sanchez muhtemelen olmayacak. Defans ikilisi muhtemelen Nelson'la Kaan Ayhan olabilir burada. Fakat Batu Şuay'ı sonradan girip çok iyi iş çıkardı. Yani Young Boys'a göre çok daha kaliteli bir takım olduğumuzu zaten biliyoruz. Bu oran da yani bilmiyorum. Galatasaray bir oran aslında bir oranı hak etmiyor. Şöyle kadro kalitesi hak ediyor fakat oyun olarak o kadar iyi olduğumuzu söyleyemem ben. Young Boys tarafından bir tane gol gelebilir yine burada. Fakat ben hiç ona gitmeyeceğim. Bu maçın da maç skoru sizlere sorduk bu arada. Ben burada Galatasaray'ın turu geçmesini bekliyorum uzatmalarda mı geçer, penaltılarda mı geçer bilmiyorum ama Galatasaray tarafının ben burada turu geçmesini bekliyorum. Seyircisiyle birlikte Galatasaray bence yok mu Hüseyin er, Onun dışında da burada turu zaten alırız. İdeal kombinemin ilk mücadelesi Galatasaray turu geçer. Onun dışında yüksek orandan değerlendirmek olan varsa maç muhtemelen hızlı bir mücadele olacaktır. 2.5 üstünde bir de oranı da çok yüksek değilmiş aslında. Değerlendirelim bilmiyorum ama böyle de bir yani 2-1, 3-1 bandında bir Galatasaray skorum var benim. Salzburg'la Dinamo Kiev mücadelesi. Şimdi maç çok iyi. Özellikle Salzburg bir proje takımı. Ya yani bu Red Bull grubunun bütün takımları proje ve iyi takımlar. O yüzden gidip de bu maçta yatma falan olayı pek olmuyor. Genellikle maçları tempolu ve golle geçen takımlar. Salzburg'u geçen maç değerlendirmiştik. Deplasman'da iki tane gol attı. Yine kendi evinde burada. Ben Salzburg tarafındayım. Aga gerçekten ayağı oyunu yani o pas oyununu inanılmaz oynuyor Salzburg. O yüzden Salzburg tarafında iki gol bekleyeceğim. K burada sürpriz yapabilir mi? Yapma ihtimali var ile mutlaka pozisyonlara girecektir Tarafa gitmiyorum Olası belli olmaz 2-2 skorda çıkabilir Keyifli maç olur bu çünkü bu maç Ben burada Salzburg'un kendi evine atacağı 2 golü değerlendirdim Değerlendirecekler bol şanslar Sparta Bırak'la Malmö Geçen maç Malmö KG'den dünyayı patlattı Mücadele ilk mücadelesi zaten 2-0 Bırak kazandı Şimdi aga bu maçta çok güzel bir skoru var Malmö buradan ilk yerden saldıracaktır aga tamam mı? Yani ilk yarıdan durmayacaktır takım. İlk yarıdan saldırmak isteyecek. Ben gole mole gitmeyeceğim. Ben burada tek tercihim var Aga. Bak oran da gayet güzel. Tatlı, ideal. Başka bir tercih yapmayacağım çünkü. İlk maç kafamı karıştırdı. Çünkü bak ilk yarı bir veya iki çifte şans. Bak ilk yarı beraber bitmez diyorum. Çünkü Malmö'nün hızlı başlaması ve 2-0 geridesin zaten. Sparta bırak ve kendi evinde zaten. Onlar da mutlaka pozisyona girmek isteyecektir ki öne çıkacaklardır. İlk yarıdan birinin ben mutlaka galip gelmesini ve golü geçmesini bekliyorum açıkçası bu maçın da. O yüzden ilk yere 1-2 çiftle şans. Yani ilk yarı ister Malmö kazansın ister Sparta bırak kazansın. 1-35 burada iddia konuda 1 42 1 vardır bu zaten. O yüzden değerlendirecekler bu yönde benim tek tercihimdir. Mücadelenin de golü geçmesini bekliyorum bu arada. 28'ine geçelim. 28'inde de arkadaşlar Karabağ maçıyla başlayalım. Yine dediğim gibi sizlerden beğeni ve yorum destekleriniz bekliyoruz. Bu videoda bir adet ideal kombine verildi. Bu ideal kombine verilmesinin sebebi de desteklerdir. Aynı şekilde artı 500 beğeni bekliyoruz açıkçası. Karabağ'da ilk mücadele çok yedi aga ya. Yani gerçekten 3-0'ı döndürebilir miyiz bilmiyorum. Yani Uludogor'a e 7 tane attık falan da. Ee, yani çok fazla net pozisyon kaçırdı. İnanılmaz net pozisyon kaçırdı. O yüzden Karabağ'ın ben burada mutlak galibiyeti oynayacağını ve ilk yarıdan itibaren baskın oynamasını bekliyorum. İdeal kombineme aldığım tercihi söyleyeyim ben size. Ev sahibinin bir yarıyı kazanır. Bu bu da benim ideal kombine mücadelem. Ayrıca skor mücadelemizde. maç skoru ne olur diye sizlere sorduk. Azerbaycanlılar da özellikle yazar zaten. Çok fazla izleyicimiz var oradan. Ben ev sahibinin bir yarıyı kazanmasını bekliyorum aga. İdeal kombineme koydum. Hatta Biliyorum ki biraz daha yüksek oranlarda ben burada Karabağ'ın galibiyetini. Aga ilk maçta inanılmaz pozisyonlar kaçırdı ya. Maç işte kanal verecek mi? Verecek. Süper. Ya keyifli bir maç olur. TRT Spor'da maç zaten Karabağ'ın da galibiyetini bekliyorum açıkçası. Ev sahibinin de bir yere kazanır. İdeal kombine mi aldım? Atletik Bilbao ile Valencia. Bilbao da son mücadelesinde Barcelona'ya mağlup oldu. Valencia da aynı şekilde oynamış olduğu iki mücadelede kaybetti. Son Celta Vigo deplasmanda mağlubiyeti var. 3-1 gibi skorla. İşte Atletico Bilbao'nun ben burada kazanacağını düşünüyorum. İyi bir başlangıç yapamadı. Artık ne yaptı bilmiyorum. İlk maçta mesela Nico Williams falan niye dakika 80'de sokuyorsun sen? Yani kaybedersin öyle. Beraber emine kaldı zaten. Ben burada Atletico Bilbao'nun doğrudan galibiyetini bekliyorum. Maç skorunda 2-0-2-1 ayarında. Oranı biraz daha yükseltmek isteyenler varsa 4.5 altında bir Atletico Bilbao galibiyeti de gelebilir. Burada hatta net bir Atletico Bilbao galibiyeti beklediğimi de belirteyim. Size bir tane bu maç hakkında, Sakarya maçı hakkında bir şey söyleyeceğim. Şimdi agalarım. Şimdi Ahmet'in oyununda çok bir oy yani, olumlu bir şey göremedim. Kendi seyircisi önünde ben böyle bir galibiyet çıkabilir diye düşünüyordum. Takip ediyoruz ama kendi evinde de İstanbulspora Spor'a 1-0 mağlup oldu. Yakından takip ediyorum. Sakarya'da şöyle bir olay oldu. Geçen mücadele maç 2-2'ye geldi bak. 90'da falan gol geldi. 90 Artigür'de falan. Taraftarlar dedi ki sizden galibiyet sözü istiyoruz falan. Yani olay çıktı. Oyuncular geldi. Taraftarlarla konuştu vesaire böyle olaylar olduğu için Sakarya'da Sakaryalı futbolcular da galibiyet sözü verdi. Hatta takımın kaptanı sanırım Salih Dursun şöyle açıklamalarda bulundu. Ya gelen çok fazla yeni oyuncumuz var. Biraz daha odaklanmamız, adapte sürecini geçmemiz falan lazım dedi. Haftaya galibiyet sözü veriyoruz diyerekten de bir açıklama yaptı. Maç sonu birinin oranı ne olur bilmiyorum. Ama Avrupacılar ya Sakarya tarafının bir golü, Sakarya tarafının bir yarayı kazanırı Oran ne atacaklar bilmiyorum. Avrupa'dan da bakmadım orana da. Bir Sakarya galibiyeti de çıkabilir mi? Yani bunlar olumlu şeyler. Sahaya olumlu yansıyacaktır. Taraftar da gelecektir bence. O yüzden Sakarya'dan bir galibiyet çıkabilir buradan. Bilginize. Kızıl Yıldız'la Bodo mücadelesi. İlk maç çok keyifliydi. Özellikle ilk gol gelene kadar Kızıl Yıldız savunmada bekledi biraz. Savunmada bekleyince işler biraz daha e, ee, dedik ki ya acaba KG üstü olmayacak mı bu mücadele? Benim de skorum 2-1'di. Hatta videosunda söyledim 2-1 skor bekliyorum diyerekten de. Maçta tam 2-1 bitti aga. Vardan kazandık, üstten kazandık. Bodon'un atacağı 2 golden skoruna maç sonu 1-2.5 üst. Her türlü güzel para kazandık zaten. Ona geçtim. Kızıl'da burada biraz daha saldıracaktır. Bodo da işte böyle yerleri sever. Ben her iki da öncelikle atacağı goller. Yani KG maç olmayacak. hangi maç olacak. Böyle en son dediğim mücadele 3-0 bitmişti bilginize. Ama güzel maç olmasını bekliyorum. Yine karşılıklı gelecek goller. TG var alınabilir. Biraz daha yüksek oranlar isteyenler varsa var ve üstte değerlendirebilir olan güzel bir oyun olacaktır mutlaka. Hatta yüksek oranlarda ilk yarıdan iki gol çıkma ihtimali olan maçlardan bir tanesi mesela. Son mücadelem Sılvayla Pırak'la Yıl mücadelesi. İlk mücadele 2-0 Lille galibiyeti geldi. Biz de Lille tarafında olduğunu söylemiştim. Ne kadar Silvanya Prana oyunu güçlü de olsa, tempo da olsa gerçekten oyuncular arasında bir kalite farkı olduğunu belirtmiştim zaten. Burada da ben aynı şekilde yüksek orandan da tek bir tercihim olacak. Maç geneli 2-3 gol aga. Başka herhangi bir tercihim yok. Yüksek orandan mücadelenin 1-1'e veya belki bir taraftan 2-0'a. Ben daha çok 1-1 bir skoru bekliyorum. O yüzden 2-3 gol tercihi benim burada tek yüksek oranla tercihimdir. Değerlendirecekler ha bol şanslar. Şimdi sizlere bir adet de ideal kombine vereceğim. İdeal kombinemiz ekrana gelsin. Arkadaşlarım yaklaşık 2 oranlı ideal kombine. Artı 500 beyni de kuponlar devam eder. Tekrardan söyleyelim. Galatasaray'ın ben burada tur atlamasını bekliyorum. 1.40 gibi orandan değerlendirdim. Galatasaray gerçekten burada iyi bir oyunla tur atlaması lazım Hırcısı ile birlikte. Savunmada eksikler var. Uzar mı uzar mı bilmiyorum ama Galatasaray'ın burada tur atlamasını bekliyorum. Karabağ mücadelesinde ben Karabağ'ın maçın galip gelmesini bekliyorum. İlk maçta inanılmaz pozisyonlar kaçırdı. Burada yani 3-0'ı çevirmek için mutlak baskın oynamak isteyecektir. Hatta ilk yarıyı bile galip çıkartabilir. Değerlenecek herkese bol şanslar. İdeal kombinleyebilir. Videoya like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.